Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de 6. Dünya Kültürler Arası Diyalog Forumu'nun açılış töreninde konuştu. Aliyev, açılış konuşmasında neler söyledi? Haber Global strateji ve güvenlik muhabiri Murat Karataş, Bakü'den aktarmak üzere bekliyor. Murat Karataş, söz sende. Azerbaycan Başkenti Bakü yine önemli bir etkinliğe ev, sahip, ev sahipliği yapıyor. 6. kez düzenleniyor Dünya Kültürler Arası... Diyalog forumu. E, yüzden fazla e, ülkeden yaklaşık 700 e, katılımcı e, bu forumda yer alıyor. Üç gün sürecek bugün ilk günü ve e, ilk günde de sabah saatlerinde bir açılış oturumu gerçekleşti. Şu dakikalarda ise öğleden sonra oturumlarına geçildi. Forumun temel amacı Bakü sürecinin kültürel arası işbirliği ve bu diyaloğu teşvik eden önemli bir e, uluslararası platform olarak rolünü alması işte bu anlamda son derece dikkat çekici. Tabi e, Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Daha doğrusu organizasyonu Azerbaycan Kültür Bakanlığı yapıyor. Ancak Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum ve kuruluşlarında e, desteğinin olduğunu desteğinin altını çizelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sabah saatlerinde açılış oturumuna katıldı. Son derece önemli mesajlar verdi. Özellikle o verdiği mesajda ...çatışmaların temelinde barış kavramının olduğunun altını çizmekte fayda var. 30 yıllık çatışmaların ardından Ermenistan da Güney Kafkasya'da barış istediğimizi açıkça anlıyor. Bu bölgede barış ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyle sağlanabilir dedi. Ayrıca geçtiğimiz yıl Eylül ayında Azerbaycan'ın Azerbaycan egemenliğine tamamen kavuştuğunun altını çizdi ve... ...bundan sonra ülkemizin siyasi saldırılara maruz kaldığını ancak buna izin verilmeyeceğini yine de barış teklifinde bulunulduğunun altını çizdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Şimdi dilerseniz barış temalı bu konuşmayı bir kez daha dinleyelim. I at the program of the forum. It's really... Ermenistan'ın işgali'nin sona erdirilmesine yönelik kararlar alınmıştı ama bu kararları alanlar uygulanmaları için çaba göstermedi. Biz barışı savaş yoluyla sağlamak zorunda kaldık. 2020'de 44 gün süren vatanseverlik savaşı sonucunda topraklarımızın çoğunu özgürleştirdik. Eylül ayında toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi tamamen yeniden tesis ettik sınırların çizilmesi başladı. Bu hiçbir aracı olmadan iki ülke tarafından sağlandı. Bu durum ara buluculara, özellikle de kendi amaçlarının peşinde koşan insanlara ihtiyacımız olmadığını bir kez daha gösteriyor. Yardım etmek istemiyorlar. Siyasi ve ekonomik çıkarları için bölgemize müdahale etmek istiyorlar. Yangına körükle gitmek istiyorlar. Ülkemiz siyasi saldırılara maruz kalıyor. Ancak buna rağmen barış teklifinde bulunuyoruz. Artık olumlu bir trend içerisindeyiz barışa doğru ilerliyoruz. Dünya yeni sömürgeciliğin iğrenç uygulamalarına göz yummamalı. Fransa'nın ondan fazla deniz aşırı toprağında zorunlu asimilasyon gerçekleşiyor. Bu durdurulmalı.